Merhaba çocuklar. Yine birlikteyiz. İncil bahçesinde İncil ağaçlarının yanındayız. İncil'in faydaları nelerdir? İncil'den neler yapılır? İncil hakkında her şeyi konuşacağız. Dedi, sepeti getirdim. İncil toplayacağız. Dedi, ver bakalım sepetimizi. Ver bakalım. Dede, bu merdiveni kullanabilirsin. Kullanacağız, bir dakika. Şuradan biraz incir yaprağı çıkaralım. Onu incir yaprağı mı dede? Evet, incir yaprağı tabii ya. İncir dolduracağız içine şimdi. Emir'cim gel bakalım. Gel buraya bakayım. Bak ne kadar güzel yapacağız bunu. Yapraklarından süt var sanki. İncir yaprağı sütlü olur. Gel. Gel bakayım Emir. Hı. İncirin yaprağı sütlü oluyor böyle, biliyor musun sen? Hı. Dede. Hı. Ben dalı uzattım bile bak. Hadi dede toplayalım. Toplayalım, hadi incirleri toplayalım. Alalım bakalım bir tane. Al. Bak buradan böyle koparıyoruz. Bak. Evet. En çok Türkiye'de yetişir dünya üzerinde. Biliyor musun Emir? Evet. Dikkat et. Baksana. Şuraya en bak. Çok Türkiye'de yetişiyor. Türkiye'de her yerde yetişir mi dede? Her yerde yetişir ama en çok, daha çok Ege bölgesinde, Aydın yöresinde yetişir. Dünyaya da gönderiyoruz Ege bölgesinden, Aydın yöresinden, İzmir bölgesinden. Bu incir de İzmir inciridir. Benim kayınvalidem bunu çalıştığı yerin bahçesinden getirmişti, fidesini. Ben de buraya diktim. Burada yetişti, çok güzel bir incir. İncir siyah da olur mu? Tabii tabii, siyah incir de olabilir. Siyah Yalova incirimiz var, böyle iri siyah, çok lezzetli. Bu incir meyvesinin dünya üzerinde 700 taneden fazla çeşidi var. Biliyor musun Emir? Dede, incir ana vatanı neyse değil. İncirin ana vatanı. Türkiye biliyor musun? Doğu Akdeniz'den Afganistan'a kadar buralardan yayılmıştır. Bu arada en çok yetişir. Dünyaya buralardan yayılmıştır. Evet, çok faydalıdır. Çok faydalıdır ya. Çok. Vücuda çok faydaları vardır. Çok ilaç gibi bir meyvedir daha doğrusu. İncir var ya Emir, hazmı kolaylaştırır, böbrekleri çalıştırır, balgamlı vücut balgamı eritir insanın göğsünde. Yani daha doğrusu ilaç gibi bir meyvedir, ilaç. Karaciğeri temizler, dalağımıza çok faydası vardır. Efendim, kısacası bedeni ve ruhu besler. Anladın mı Emir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde İncir'i övmüştür. İncir'in Arapçası tin'dir. Tin suresinde Allah incir'i övmüştür. Arapçası tin'dir incir'in. Arapça ismi. Dede, incir ağacı çok yaşar mı? Evet oğlum, evet. İncir ağacı yüzlerce yıl yaşayabilir. Boyları 5 metre ile 15-20 metre arasında değişir. Uzun ömürlü bir meyve ağacıdır. Dünyanın en eski bilinen meyvelerinden birisidir. Çok faydalı bir meyvedir. Bol bol kuru ve yaş incir yemekte fayda var. Ne kadar güzel topladın incirleri. Evet, evet. Çok güzel incirlerimiz. Bak şimdi götüreceğiz eve bunu. Afiyetle yiyeceğiz. Bir hurdumuzdan sonuna geldik. İyi dolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.